Makedonya dolayısıyla Yugoslavya Türk halkı yazınının Halk Kurtuluş Savaşı yıllarından sonra öteki ulus ile halkların yazınına koşut olarak bir gelişme sürecinde bulunduğunu söylemekte bir sakınca yoktur. Türk halkı yazını yeni başlatmış olduğu adımları daha büyükçe atmak zorundaydı. Bu adım atış öteki ulus ile halkların yazınlarına da ayak uydurmak zorunluluğunu ayrıca yaşamaktaydı. Türk halkı yazının bugünkü dolgunluğunun en kabarık bir biçimde şiirde görülmesi yine de Türk halkının geleneksel bir biçimde şiire bağlı olmasından ileri gelse gerek. Bu geleneksel bağlılığın Halk Kurtuluş Savaşı edinimleriyle kaynaşmasındaysa ortaya çıkan yeni birleşim, yeni bir yazının dolayısıyla da yeni bir şiirin başladığını ortaya koymaktadır. Bir yandan koca bir gelenek, öte yandan tarih içinde kısa bir sürede ardından büyük edinimler bırakan Halk Kurtuluş Savaşı'nın esin kaynağı olması gerçekten de bu yazının özellikle şiir koluna çok değerli yanlar katıp gelişme sürecinde bu öğeler yazın ürünlerinde onları derece daha yüksek aşamaya ulaştırmıştır. Gerçi devrim konusunu içeren yapıtlarımız devrimi çoğunlukla Tito anlamında toplamaktadır. Daha doğrusu devrim yazınımızın tam esin kaynağını oluşturmaktadır. Her yazılanın değerine, her yazarın kimliğine girmeden bu konuda yazılanların tarihçe gelişim sürecine de bir göz atıldığında onun giderek değer kazandığını, çok düşük bir sanat düzeyinden giderek artan bir sanat anlayışına ulaştığını görüp sezmek pek kolay olacaktır. Devrimler gerçekte sürekli olarak gelişen, öne giden halkın mutluluğu için var olan bir süreç olarak gençlikle tıpatıp gelir. Buna göre Tito esin kaynağı da bir gençlik esin kaynağıdır. Yazına atılanların ilk anından başlayarak bu esin kaynağı tükenmezliğiyle de kendini göstermektedir. Tito şiirimizin bu tükenmez esin kaynağının ürünüdür zaten. Oğullarıyız bizler kanla gelişmişlerin, ağır günler içinde yiğit savaşçıların. Yıktık cesurcasına düşman kayalarını, kurduk tarihimizi terler selinde. Dur ve düşün bir kere öz vicdanının önünde, kucakla toprağını en yüksek bir ateşle. Kutsal günler hakkında konuş şöyle herkese, hep güneşi kalbinden en sürekli yeni. Kimdir diye sordum kentteki çocuklara. Dediler, türkü söyler gibi. Tito öykülerimizin kahramanı, destanlarımızın en büyük destanı. Ağabey, Tito oyunlarımızın kurucusudur. Mutluluğumuzun büyük bir bekçisidir. Tito kimdir diye sordum tarlada çalışanlara. Hepsi aynı cevabı verdiler. Tito tarla ve bahçelerimizde buğday, pirinç, elma ve nardır. Abre gördüğüm bu diyar Tito diyarıdır. Önderimiz, dostumuz, bayrağımızdır. Tito kimdir diye sordum fabrikada işçilere. Dediler hep bir ağızdan. Tito tornacıdır, askerdir, komutandır. Barış için savaşan arslan bir insandır. Ay yoldaş, herkes bilir Tito bizdendir, bizden. Tutar o her zaman nasırlı elimizden. Tito kimdir diye sordum bildiğim kişilere. Koro halinde cevap verdiler. Tito biziz. Özümüz, özgürlüğümüz, bu ülkede var olan her şeyimiz... Dostum Tito günümüz, doğacak yarınımız, onun yolu da seçtiğimiz biricik yolumuz. O gün işleri kopmasın salıncakların, kanatları sapasağlam yavru kuşların. O gün ağaçlar bahardan toz pembeleşir, boyak boyak kelebekler nice titreşir. O gün gökyüzü bir yürek gibi yarılır, göz açıp kapatışta yıldızlara varılır. O gün topraklar bir başka bereketleşir, insan misali
karıncalar haşır ve neşir. O gün en ağır hastalar da şifa bulur. Yakasına yapışan ölümler de unutulur. O gün kaybeder ısırganlığını ısırganlar, en büyük düşmanını bile sokmaz yılanlar. O gün tarihin çarkları yüzüne döner. Tersine dönmekte hüner değil hüner. O gün kaleler lale olduğunu anımsar. Kanlı akan sutyeska durular sular. O gün bütün çiçekler senin için açar. Şanlı kozarada yüksek uçar al kuşlar. O gün bütün dünyalar duysun gür sesimizi. Ulusça uzatalım Tito'ya emekçi elimizi. Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo. Ili s pjesmom umjesto jauka, druže ti to mi ti se kunemo, druže ti to mi ti se kunemo, druže ti to mi ti se kunemo. Svih nas iz 50 neke, za zakletvu ti tu ja spevo sam stih. Bizde destanı özgürlük yazar, san olur, şöhret olur insanlık. Işık yüreklerde gezer tozar, ışık yarınlara varlık, varsıllık. Direnç dedik, dirençleştik. Bilinç dedik, bilinçleştik. Erinç dedik, erinçleştik. Hangi türküyü yakmışsak ışık şahbetimiz. Bundan yarınlar öbür günlerin tahtındadır. Hangi öyküyü anlatmışsak ışık baş tümcemiz. Uluslar ve halklar gönencin doruğundadır. Güzel dedik, güzelleştik. Devrim dedik, devrimleştik. Kardeş dedik, kardeşleştik. Računajte na nas. Türk halkı yazımında yazım türü olarak şiirden başka devrim konusunu içeren öyküye, oyunlara da rastlamaktayız. Şiire kıyasla devrim burada daha az işlenmişse de bunu bu türlerin daha az gelişmiş olduğundan ileri geldiğini kabullenmeliyiz. Öyküde ve oyunlarda işlenen devrim konusu savaş öncesi yıllardan başlayıp savaş yıllarına gelir ve savaş yıllarından sonra olan dönemi hemen de ele almaktan kalmaktadır. Savaş öncesi ve savaş süresi yılları çoğunlukla yaşayanların ağzından anlatıldıktan sonra yazıcı tarafından kaleme alınmaktadır. Bu türde bu konuda alan tüm boşlukların, bugünümüzü süre giden devrimimiz içerecek konuların yer alması herhalde önümüzde olsa gerek. Köprünün uzunluğu sanki ikimizde gelişti. Hatta Beyaz Tiyatro'nun resmi bile görünmedi. Hemen sola geçip kalenin arkasından, belediyenin solundan ta Ayaspas Kilisesi'ne çıkabildi. Burada bir meydanlık vardı ya, burasını geçerken artık kurtulmuş olduğunu sananlardan kurşunlu pardesolu birinin karşısında buldu kendini. "Azıcık durur musunuz bey?" dedi bu meçhul kişi. Adnan'ın gözlerine baktı, okudu sebepleri ve soğukkanlılıkla sordu. "Peki, istediğiniz nedir?" "Vesikanızı verir misiniz? Ben polistenim," dedi bu adam. Ama kıyafetiyle ve bakışlarıyla bilhassa yalnız olduğundan Adnan'da bir korku veya tereddüt yaratmamıştı. "Pek tabii ki veririm," diyen Adnan tabancasını çıkararak hemen onun göğsüne dayadı.
Oo, bu ne? Demek istedi kişi. Hayatın ucuza değilse dur bakalım. Defol karşımdan ve peşime düşme. Kararlı surette dedi Adnan ve bu kişinin hızlı adımlarla uzaklaştığını görünce hemen buradan iniş yola ve daha sonra eğri büğrü dükkanlarla dolu sokaklarla tutun koşmak rekorunu. Hiçbir yana bakmadı. Kim ona bakıyor? Durmadan ve en büyük süratle kendisini Kurşunlu Han yanından bulup yine bir denha ve bataklı sokağa saparak ortadaki dayısının evine daldı. Bulgar askerleri bütün ev etrafına köpek piresi gibi yayılmışlar. Duvarların dibine saman, çalı, çırpı sokuşturuyorlar. Liman hoca birkaç askerin elinde benzin tenekelerini görünce çok acı, çok korkunç bir narayla. Ne yapıyorsunuz? İnsafa gelin. Bizim kabahatimiz ne? Deyince bütün evi aniden alevler sarıyor, bütün ev hızlı hızlı yanıyor. İçinde insanlar da ilkin feci ölüm acısından korkunç avazlarla yükselen sesler yavaş yavaş alevler içinde sönüverdi. Liman Hoca son deminde de alevden yıldıza sözlerini duyurmayı başladı. Alın yazısı. Liman Hoca'nın oğlu kim bilir nasıl alevden sıyrılmıştı. Gizlice yalın ayak, başı kavak komşu Milan'ın avlusuna geçmiş. Oradan da harman arkasına atılmış. Yordanın yardımıyla köy üstünden doğa ormana çekilmiş. Köyde bütün gece Bulgar askerlere karşı savaşan partizan birliklerine katılmış. Orada da bol bol nefes alarak arkadaşlarına. Ölümü atlattık. Şimdi alevden yıldıza kadar savaşacağım. Bulutlara da hücum edeceğim. Göklere kadar. Bu olaydan, korkunç kanlı savaştan sonra partizan birliğine yeni savaşçılar katıldılar. Çoğu Liman Hoca'nın köyünden Türkler, Makedonlar, hem yaşlılar hem gençler, henüz çocuk sayılanlar da. Liman Hoca'nın oğlu yanında Yordan ve Yunus, Milan ve köy tellalı da var. Beraber kardeşçe savaşa devam ediyorlar. Her yerde, her fırsatla istilacı Bulgar faşistlere arslan gibi saldırıyorlar. Damarımdan akan kansın, gönlümde açan baharsın, göğsümde çarpan yüreksin, sevgi sana yoldaş Tito, sevgi sana yoldaş Tito, sevgi sana yoldaş Tito, sevgi sana yoldaş Tito. Türkülerin türküsünü, şiirlerin şiirini, tarihlerin eşsizini,
yazan sensin yoldaş Tito, yazan sensin yoldaş Tito, yazan sensin yoldaş Tito, yazan sensin yoldaş Tito. Türk halkı devrimimizde Tito'da bir şiirselliği yaşamış olacak ki devrim konusunu Tito'ya şiir türünde en yaygın ve en değerli bir biçimde işlenmiştir. Gerçi bu dönemde şiirde zaman zaman içteki coşkudan doğan ve sadece bir coşku üyesiyle baş başa kalan örnekler de vardır. Bu genellikle ilk başlangıçta kendini göstermektedir ki daha geçlere doğru bu iç coşku düşünce ağırlığıyla karmaşmaya başarmış, daha dolgun ve olgun biçimleriyle içerikle kendini göstermeye başlıyor. Artık Tito esin kaynağını, bu kaynağı oluşturan edinimlerde kendini esin kaynağı olarak da göstermektedir. Yazınımızda şiir, Tito, öz yönetim, özgürlük, bağlantısızlık, kardeşlik, birlik, birleşmenin düşünsel ürünü olmayı da başarmıştır. Sizler akların en akını taşıyan kanatlar, sizler gözlerin en iş sevecenliğini yayanlar, sizler deniz deniz dağ dağ aşıp ta yüreğe dalanlar, varın bugünlere, yarınlara, barışçıl güvercin adı. Devrimlerde hep sizsiniz sömürücü kartallara set, karşı koymalarda yine sizsiniz doyum nedir bilmez doğanlara kurşun. İnce ince kırılır sanılmasın gücümüz. Çünkü sizler kuşsunuz ancak en demiri parçalayan. Çünkü sizler en ince sessiniz, en sessiz ırmak. Ancak bora çıkarırsınız gerektiğinde dev olursunuz kara devletlere karşı. Ülkem bu kuş sürüsü içinde al kanatlı bir incelik. Önderimiz bu inceliğin en seyrek rastlanan kuş incisi. Her karış toprağımızda hala kokusu yok olmamış yiğit kanlarımızın. Bugünkü başlangıç bayrağı ülkem, her soluğumda duyduğum sıcaklığı toprağın, gerektiğinde ateş, gerektiğinde süngü ile top olur birikselliğimiz, gerektiğinde 99 kanatta devrilmez bir dev olur kuş sallığımız. Thank you.
Önemli olaylar, önemli yerler, devrime katkı sunanlar da yazınımızın gözünden kaçmış değildir. Bir komutan Sava, Neretva, bir Sutyeska, Abduşlar, Şabanlar ve daha niceleri dizelerde pek de sığdırılamayacak büyüklükleriyle de yer almışlardır. Bu artık devrim şiirimizde, yazınımızda devrime bir bütünlüğü verme çabasında örneklerdir ki bunların artışını her devkide görmekteyiz. Savaş uçaklarından orman tepişir yerinden. Kuşlarım, gelin bana. Son damla kanım sızıncaya kadar. Sığının bana. Bu yürek taştan kahvedir kimi kere. Gözüm kararınca. Düşmana öfkem taşınca. Kuşun olağan uçuşu gibi yani. Bir sel örneği gelirse her savaş. Bir kelebek örneği sinmeli barış. Düşüncelerimizi yumuşatacak. Böyle anlıyor Abduş barışı. Ancak barış barış olmazdan önce. Barış ise kendi kendine bir tepe. Savaşçıları hiçbir vakit sessiz bırakmayan. O biliyor dediler. Abduş'u da barışta hemen öfkelendirdiler. Tanrı biliyor gibisine geldi bu. Oysa tanrıların yıkıldığını biliyor Abduş. Biz biliyoruz dedi Abduş. O ya da tanrı filan değil. Birleşiyoruz. Davranıyoruz, savaşıyoruz. Gönül istiyor bunu. Devrim bir insan kılığındadır demek istediğim. Alır bu yurttan öz suyu. İkinci kere saldırıya geçti kendi kanına susayanlar. 1942'de Doğu Bosna'da. 3 günlük yürüyüşe geçti yurtseverler. İgman'da kar. İgman'da yepyeni, taptaze bir bahar. Yerden 3 parmak yukarıdadır, devrim yaparlar. Gönül diler, bir özgürlük duyulsun el ağızlanır her sözden. Ama savaşlar, bombardımanlar, kan akıtmalar, cana kıymalar... Kaçmıyor gözden. Özgürlük bu demek değil.
Özgürlük gülüşüdür yaşama susamış Afrikalı kızın. Özgürlük ilk yazdır kıştan sonra gelen. Özgürlük ak duvaklı bir gelin, dalgalanan al bayrak. Ana koynunda beslenen bir bebek bile özgürlük. Devrim biraz sen ve daha us demek savaş değil. Titremesin dizlerin geldiğim sana. Çarptı bir akarsu pencerene yüzünü yine. Sen kararlı, sen erdemli, erkinliğime serpil. Sokaklar yalnız vicdan uca. Gün susuyor dalgınlığından. Üşüyoruz. Varsın çarpsın gibi erkin erkin. Daha duymalıyız sıcaklığını öz benliğinin tabanlarımla. Dev sevini yazacağım kızıl. Önce sağ görün olacak sonra saçların tel tel. Akça göğüslerin ve her yerlerin ağır ağır. Evrensel bir çiçeğin solmazlığını bilir misiniz? İnsancılığı ile evrene kokusunu yayan çiçeği koklamadınız mı? Gelip koklayabilirsiniz. Yüreği Yugoslavya'dır. Barış adına hep mutluluklar için savaşçıların kanlarıyla yazmış bu evrende sözünü. İş çiftleriyle yarmış bu yaşamın güzelliğine. Yüreği insan, gururlu yüreklerin sessizliği evrensel olur. Varsallığı tek yolda, Tito yolunda. Srca naši sani svekovi da gori, kako fakel što se bijori od tla. Ti to se kugaš, ti to se kugaš po nas, pjesna i život naš. Ti to se kugaš, ti to se kugaš, naše srce mundo nas traš. Ti to se kugaš, ti to se Pestaí život náš, i to se kogaš, i to se kogaš, naše srce budno nas náš. Ölümlerden otuz kusur yıl geçti, özgürlük ve barış içinde. Gibiyiz hepimiz. Adımız Yugoslavya, yolumuz Tito yolu. İçimiz dışımız barış. Biz böyleyiz, biz böyleyiz, biz böyleyiz. Adımız Yugoslavya, yolumuz Tito yolu. İçimiz dışımız barış. Biz böyleyiz, biz böyleyiz, biz böyleyiz. Ateş çökmüştü her yana, dağ taş kan alıyordu. Alevlerin ta içinde bir ses korkma diyordu. Şimdi o kanlı günlerden otuz kusur yıl geçtim, özgürlük ve
kardeş gibiyiz hepimiz.